Çok sıcak. Ankara çok sıcak. Evet canım arkadaşlarım. Uzun süredir sizin karşınıza çıkamıyorum. Çünkü biliyorsunuz hem ülkemizde zor dönemler geçiriyoruz. Hem benim işlerim inanılmaz derecede yoğundu. Sizle görüşmediğim süreçte çok seyahat yaptım ama emin olun vlog çekecek vaktim olmadı. Aslında onları da hazırladım. Bir mix yaparım belki size. Evet şu an Safranbolu'dayız. Bu sokakta. Bu sokak değil mi? Burası. Ya, çok güzel. Aha. Evet, Aygır Otel'deyiz. Tamam size. Wow. Evet, bu asansörü çok sevdim. Niye derseniz. Altları mavi renkleri. Evet arkadaşlar, şimdi Bolu'ya geldim. Bolu'da da bir takım işlerimiz var. Hadi. Şefimiz. Aman Allah'ım. Şimdi ben Antalya diyorum, Almanya'ya gidiyorum bu akşam. Yine saatlerimiz işte 8 civarı. 9.30 gibi beni iş yerine arkadaşlarım alacak. Ve Almanya'ya doğru yola çıkacağım. Önümüzdeki 10-15 gün Almanya'dayım. Neler yaşayacağımızı göreceksiniz. Çünkü çok ciddi yine organizasyonlar var, güzel işler var. Orada olduğum süreç içerisinde size vlogları paylaşmaya çalışacağım. Çünkü sizi özledim. Aynı zamanda vlog yapmayı da özledim. Bu akşam yola çıkacağız bakalım. Bu sefer enteresan şekilde bir bavulum, bir poşetim var. Niye diyecek olursanız, bu sefer bütün yükümü önceden araca koydum. Yani beni alacak araca koydum. O yüzden çıkarken sadece bavulla çıkacağım. Evet, Almanya'ya yola çıkmadan önce son hazırlıklarımı yapıyorum. Öncelikle İstanbul'a gideceğiz. İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkacağız. Biliyorsunuz şu an bayağı ortalık karışık, bayağı güvenlik önlemleri var. O yüzden bayağı da geniş bir kafileyle gittiğim için önceden gideceğiz. Yani şu an cumartesi, yarın pazar saat 4'te öğleden sonra uçağımız. Ama ben bu gece 12'de İstanbul'a doğru otobüsle yola çıkacağım. Heyetle birlikte. Uzun bir yol olacak. Yani bütün gün yolda geçecek bu akşam ve yarın. Yine yorulacağım ve bir yol vlogu bekliyor sizi. Ama Almanya'da sonuçlanacak bu vlog. Evet, evden çıkıyorum şu an. Denizciğim hoşça kal. Görüşürüz. Annem, öptüm seni tekrar. Seni seviyorum yavrum. Ben de. Görüşürüz vakit. Hadi görüşürüz. Sağ ol. Bu sahneyi bir yerden hatırlıyorum ama. İşlerimizden zarar gelmez. Hadi öpüyorum. Bay bay. Sinan ne haber? Bir volkan çalıştık sana. İyi, çok şıksın. Biraz alışveriş yapmak lazım. Yolda çıkabiliriz. Red Bull'lar nerede ya? Var mı ne? Arkadaşlar ne oldu? Şöyle söyleyeyim. En son gece görüştüğümüzde otobüse bindik. Otobüse İstanbul'a gidiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi enteresan bir manzara var. Her taraf sisli. Saate bakıyorum. Sabah saat 6 şu an tam olarak. Burada kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra Atatürk Havalimanı'na doğru geçeceğiz. Yolumuz uzun. Açıkçası çünkü kalabalık bir heyet var, bir otobüs dolusu. Şimdi kahvaltımızı yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na gideceğiz ve yaklaşık 10 saat sonra uçağa binip Almanya'ya geçeceğiz. Kahvaltıyı da gördüğünüz gibi burada yapacağız. Bakalım otobüste kimse kalmış mı? Kalmamış. Demek ki artık kahvaltı yapabiliriz. Evet, dünyalı bana kendi tarafı.
Ben Reşat Bizey. Reşat. Bakü. Bakü'den. Türkmenistan. Türkmenistan'dan. Kırgızistan'dan. Kırgızistan'dan. Ve Türkiye'den kardeşim. Türkiye'den. Selamlar, günaydınlar. Hayır, nereye geldik şu an? Nereye geldik şu an? İstanbul'a geldik, İstanbul'a. İstanbul'a. Şimdi hangi köprüden geçeceğiz biliyor musun? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Evet. Evet. Sen zaten Türkiye'de yaşıyorsun diye şüpheleniyorum. Yok, ben Türkiye'de yaşamıyorum işte. Problem yok. Evet, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yaklaşıyoruz şu an. Arkadaşlar şu an İstanbul Atatürk Airport'una vardık, aeroportuna. Sanatçı arkadaşlarımız parfüm alıyorlar sürekli olarak. Bütün parfüm stoklarını bitirdiler havalimanındaki. Yaklaşık 5 saat sonra uçağımız var. 5 saat ne yapacağız bilmiyorum. Buradan artık uçağa doğru 5 saat sonra yol alacağız. Pasaport geçişlerini hallettikten sonra şu an için bir sıkıntımız yok. Dostum ne aldın? Parfüm aldım. Evet, bu arkadaşlarla yolculuk etmek çok zor, çok. Her kafadan bir ses çıkıyor, herkes bir şeyler istiyor. Şimdi de oturacak yer arayışı içindeyiz. Evet, biz Türk arkadaşlarımız, diğer arkadaşlarımız istiyoruz. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kalabalık var. İstanbul Aeroport'ta. Her saat böyle. Her saat böyle. Gördüğünüz gibi oturacak yer bulma şansımız yok. Bir de hangi kapıdan bineceğimiz bile belli değil. Evet, şu an gate'imiz de belli değil. Sıkıntı büyük. 3 saat gibi bir sürede. Volkan Bey her sıkıntıyı çözdü gibi bu sıkıntıyı da. İnşallah kardeşim. Bu biraz zor gibi çünkü havalimanında adam atacak yer yok yani. Evet, koskoca İstanbul havalimanında bir tane bile ama bir tane bile 3 kişinin yan yana oturabileceği yer bulamadık. Yetkililere sesleniyorum. 3. havalimanı mı yapacaksınız? 5. havalimanı mı yapacaksınız? Kaçıncı havalimanı yapacaksanız yapın. Evet arkadaşlar, kapımıza ulaşabildik. Saatimiz şu an 3'e 20 var. 3'te boarding başlayacak. İşte yaklaşık sabah saat 9.30'dan beri buradayız. Gördüğünüz gibi havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı yine o her zamanki gibi yoğun. Kalabalık. Uçakta uyuyacağım. Burası kesin. Çünkü dün gece 12'den beri hiç uyumadım. Doğal dürüstü. Otobüste de işlerle uğraştım. Arkadaşlar uçağa bindik. Ufak sıkıntılar oldu. Arkadaşlar sıkıntılar. Şimdi uçağa kalmaya başladık. Bir. Nürnberg'e indik. Şu an çok gördüğünüz gibi aşırı bir yükümüz var. Bavullar dolu. O yüzden araca doğru yönleniyoruz şu an. No, we said you are flower, so no problem. O nasıl gülüş? Kim gülüyor orada? Немецкие дороги, как тротуар. Evet, şu an Nürnberg'den Bayrut'a doğru yola çıktık. Yemyeşil bir yol içerisinde. Yolculuğumuzu inşallah otele varıp tamamlayacağız. Şimdi size birazcık Almanya manzaraları, Nürnberg manzaraları göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Şimdi Bayburt'a
akşam güneş batımı varmış aşağı. Biraz sonra konaklayacağımız yere varacağız. Ve muhtemelen herkes bütün ekip bayılacak. Çünkü dün gece vakitten beri yoldayız. Çünkü yoldaydık. Bakalım göreceğiz. Bayılık nasıl gelmiş. İşte Mayrut. Evet, şu an Mayrut'a giriş yapıyoruz. Müzikler şehriymiş arkadaşlar. Müzik şehri daha doğrusu. Ve burada şu an Wayne Fest var. Gördüğünüz gibi burada tabelası. Evet, küçük ve sevimli bir yere benziyor. Demek ki evler böyle. Evet arkadaşlar, hemen dinlenmeye karar verdik ve şu an yatıyorum ben. Hoşçakalın.